Merhabalar. Bugün yeni bir eğitim serisine başlıyoruz. Diğer derslerle birlikte Atlas CI derslerini de yürüteceğiz. Bu dersleri yapmamdaki amacımdan kısaca bahsedeyim. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki ben bir ürün tanıtıcısı, satıcısı veya pazarlayıcısı değilim. Bazen böyle bir algı oluşabiliyor çünkü ürün fiyatlarıyla, indirimlerle ilgili mailler alıyorum. Zaman kaybını engellemek adına bunları söylüyorum ki bu maillerin muhatabı ben değilim. Bunlarla ilgili program üreticilerine mail atabilirsiniz. Neden çekiyorum bu videoları? Yüksek lisansla bölümüm gereği nitel araştırma yöntemleriyle ilgili dersler aldım ve danışmanım sayesinde bu programlarla tanıştım. Kısıtlı imkanlarla öğrenmeye çalıştım. Eğitimleri pahalı olduğu için, özellikle de çalışmayan bir yüksek lisans öğrencisi için pahalı olduğundan ben de YouTube'daki İngilizce videolardan faydalandım. Üreticilerin hazırlamış olduğu İngilizce kitapçıklardan faydalandım. Bu şekilde öğrenmeye başladım ve hala devam ediyorum. Benim gibi bu yola giren veya girecek olan kişilere faydalı olmak adına bu videoları çekmeye başladım. Ve imkan buldukça da çekmeye devam edeceğim. Atlas dersleri de diğer dersler gibi olacak. Benzer şekilde yürüyecek. Eğer daha önce izlemişseniz diğer derslerimizi Al çok fikir sahibi olmuşsunuzdur zaten. Tanıtım veya reklam amaçlı kısa videolar çekmeyeceğim. 1-2 dakikalık bu tarz videolar çekmeyeceğim. Konuyla ilgili bildiğim her şeyi anlatmaya çalışacağım videolarda. Detaylı videolar olacak. Yeri geldiğinde bazen fazla ayrıntıya girebilirim tüm detayları vermek için. Bu kısa amaç bildiriminden sonra gelelim konumuza. Atlas AI nedir? Bir nitel veri analizi programıdır. MaxQDA, Envivo gibi bu programda ücretlidir. Arayüzü kolay ve son derece basittir. Ha, bu amaç için üretilmiş ücretsiz programlar da var. Açık kaynaklı programlar. Mesela Arcyda, bunlardan biri. Tabi bunların arayüzü biraz daha karışık olabiliyor. Hatta bununla ilgili de birkaç videom var. Sağ taraftaki önlem üzerine çıkan linke basarak bu videolara da ulaşabilirsiniz. Başlamadan önce şunu belirteyim. Her zaman söylediğim gibi bu programlar bizim için iş kolaylaştıran birer araç. Hesap makinesi gibi yani. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Nitel analiz felsefesini bilmeden bu işe girerseniz çuvallarsınız. Bu programı öğrendim, artık bilimsel yayın yapmaya hazırım diye de bir yanılgıya asla düşmeyin. Evet hesap makinesi 7 haneli sayıları saliseler içinde çarpmaya mahirdir. Fakat o sayıları yine biz gireriz hesap makinesine biz yazarız. Burada da durum aynı. Yine çalışmayı siz planlayacaksınız. Siz yürüteceksiniz. Ustalık daima sizde olacak. Ha, bu programda bize kolaylık sağlayacak ve zaman kazandıracak. İş yükümüzü ciddi oranda azaltacak. Bu programlar olmadan da bu analizler yapılmaz değil. Elbette yapılır. Fakat daha çok çaba ve vakit harcarsınız. Programla bu meşakkat kurtulursunuz. Büyük oranda vakit kazanırsınız. Programı öğrenmeye başlamadan önce bu program araştırmacı ilişkisini lütfen iyi kavrayın ve kendinize sorun. Ben nitel analiz ve araştırma teknikleriyle ilgili teorik bilgiye sahip miyim? Eğer cevabınız evet hazırımsa başlayabilirsiniz. Şimdi bu programın kullanım alanlarına bir bakalım. Program nitel araştırma yapılan her mecrada rahatlıkla kullanılır sosyal bilimlerde geniş bir kullanım alanına sahip olsa da sağlık bilimlerinde ve fen bilimlerinde de kullanılır hale geldi. Bunun yanı sıra araştırma şirketlerinin de çok kullandığı bir program. Kamuoyu araştırmalarında, müşteri pazar araştırmalarında da kullanılıyor. Aynı zamanda kamu sektöründe de kullanılıyor. Bana kalırsa yazarlar, gazeteciler için de muazzam bir program. Mesleğe gereği araştırma yapan herkes kullanabilir. Araştırdığınız konu üzerinde hakimiyet kurmanızı sağlayacak çünkü. Araştırma konusuyla ilgili verileri sınıflandırmada başarılı bir program. Bunun yanı sıra psikologlar, sosyologlar da kullanır bu programı. Meslekleri gereği görüştüğü kişilerin söylemlerini analiz ederler. Bu program işlerini kolaylaştırır. Bu mesleklerden birini düşünüyorsanız veya herhangi bir bölümde yüksek lisans, doktora yapıyorsanız teziniz için bu programlardan bir tanesini mutlaka öğrenin. Zaten programların işleyişi aynı hepsinin. Birini öğrendikten sonra diğerlerini de öğrenmek çok basit, çok kolay. Bunu eğer işinize, tezinize gerçekten önem veriyorsanız yapın yani zorunluluktan değil. Aman tezim için öğreneyim, az çok yapayım, geçeyim bu şekilde olursa çok bir işe yaramıyor ya da şöyle diyeyim çok işlevli olmuyor. Bu işe gerçekten önem veriyorsanız programı sindirmeye hazmetmeye bakın. Word Excel gibi programa bu şekilde yaklaşın. Çünkü bu yönde kariyer hedefi yapan birinin her zaman işlerini kolaylaştıracak ve zaman kazandıracak bu programlar. Bunların yanı sıra kişisel kullanımlar da mevcut. Blok yazarları belirli konuda bir yazı hazırlayacakken kullanabilirler. Verilerini burada analiz edip görselleştirip sitelerinde yayınlayabilirler veya gezi notlarıyla, fotolarıyla bir çalışma yapıp sitesinde yayınlayabilir. Böyle gezginler oluyor bazen bakıyorum. Bu şekilde çalışmalar yürütülebilir. Tabi bu alanlar oldukça genişletilebilir. Programda kendinize göre, durumunuza göre bir proje tasarlayıp verilerinizi analiz edebiliyorsunuz. İşin en güzel yanı da bu. Bununla ilgili bana sorular da sorabilirsiniz. Özel sorularınız olursa kullanım alanları ile ilgili. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum soru soranlara. Aşağıda açıklamalar kısmında da mail adresimi, Facebook ve Twitter adreslerini bulabilirsiniz. Bu adreslerden gelen maillere fırsat buldukça yazmaya çalışıyorum. Bir diğer kullanımdan söz edeyim kısaca. Tabii bu biraz uç nokta. Mesela bazı insanlar rüyalarını kaydediyorlar. Rüyalarını takip ediyorlar. Bunlara bu programla içerik analizi bile yapılabilir. Kodlarınızı oluşturup. Rüyalarınızı girerek içerik analizi yapabilirsiniz. Yani bu şekilde kişisel kullanımlar içinde uygun bir program. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun için anlattığım bu hikayeyi. Hayal gücünüze bağlı yani. Kendi işinize, durumunuza, çalışma alanınıza programı uyarlayabilirsiniz. Bu bakımdan önemli bir program. Az önce de dediğim gibi burakademi.gmail.com'dan veya Facebook ve Twitter'dan veya video altına yorumlarla sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Böylelikle ilk dersin sonuna geldik. Önümüzdeki derste Atlas TI programının kurulumundan bahsedeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.